Merhabalar, benim ismim Mithat Can Arık. Sınıfım 3B. Sizinle birlikte bugün deney yapacağız. Merhaba, öncelikle ihtiyacımızdan az bir malzeme var. Biraz su, birkaç tane sıradan kalem, yarısına kadar su koyun. Ardından suyu dolu torbaya sırasıyla kalemleri bir tarafından batırın. Diğer tarafından çıkın. Bir daha. İşte bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Ahmet. Resim yapmayı çok seviyorum. Ve şimdi size basit karikatürler çizeceğim. İşte bu kadar karikatürleri çizdim. Bu kadardı. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere ilgi tür çay deneyi yapacağız. Bu deney için biraz şeker, su, çay kaşığı ve çay lazım. İlk önce şekeri suyun içine atıyoruz. Karıştırıyoruz. Şimdi üzerine çayı dökeceğiz. Çayı kaşık yardımıyla dökeceğiz. Gördüğünüz gibi altında su var, üstünde çay var. Altındaki su şekerle karıştığında daha ağır oluyor. Bu yüzden çayla karışmıyor. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar, bugün birlikte bir deney yapacağız. Su var, sıvı sabun var, zeytinyağı var. İlk başta biraz su dökeceğiz. Tamamını döküyoruz. Döktük. Ondan sonra sıvı sabun.
ve sıvı sabunumuzu da döktük. Şimdi geldik zeytinyağıya. Zeytinyağını buradan döküyoruz. Buradan böyle hoppa. Şimdi kapağı nerede? Ve gördüğünüz gibi sıvı sabun en altta, su ortada, zeytinyağı en üstte kaldı. Görüşürüz. Çocuğum ben. Gettim belli, atam belli. Gettim belli, atam belli. Toprak belli, vatan belli. Toprak belli, atam belli. Şehit olup yatan belli. Türk oğlu, Türk'üm ben. Türk oğlu, Türk'üm ben. Oğuz boylum, asil soylum. Oğuz boylum, asil soylum. Yalanlarla dolu boynum. Yalanlarla dolu boynum. Kesilir ama çekilmez boynum. Kesilir ama çekilmez boynum. Türk oğlu, Türk'üm ben. Türk oğlu, Türk'üm ben. Yanardağ deneyi yapacağız. Yanardağ İçinde sirke, sabun, gıda boyası var. Karbonatı dökünce buraya la püskürecek. Onu göreceğiz. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber lavlanması yapacağız. Gerekli malzemeler: zeytinyağı, su, boya ve tablet. İlk başta zeytinyağımızı bir arada suda döküyoruz. Arkasından boyamızı döküyoruz. Şimdi de tabletlerimizi atıyoruz. Ve keyifle izliyoruz. Benim adım Zeynep Yağmur Yazar. 2. sınıfına gidiyorum. Şimdi sizlere temizlik maddeleriyle ilgili bir deney yapacağım. İlk önce bu bir ayrıştırıcı. Şimdi bunların birinde bunların birinde deterjan var. Deterjan olan döktüğümüzde bir renk ortaya çıkacak ve o bir temizlik malzemesi olacak. Şimdi deneyimize başlıyoruz. Aa, bakın bu renk değiştirdi. O zaman bu bir deterjandır. Bu bir deterjan değildir. Deneyimiz bitmiştir arkadaşlar. Görüşürüz. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte diş fırçalama deneyi yapacağız. Birinci kabımızın içine su koyacağız, bir yumurta koyacağız. Onu her gün fırçalayacağız. İkinci kabımızın içine yine su koyacağız, yine yumurta koyacağız. Bunu hiçbir zaman fırçalamayacağız.
5. gün hala fırçalıyoruz. Fırçalamadığımız yumurta yenge değişti. Fırçaladığımız yumurta hala beyaz renkte duruyor. Merhaba, ben Burak Tarık ve sizlerle pilates deneyi yapacağız. Ve eşyalarımızı tanıtalım. Hangisi yapışmıyor, hangisi yapışıyor? Bakalım görelim. Şimdi tanıtıyoruz. Bir tane kavanoz, bir tane pilates, bir tane plastik kapak, bir tane para, bir tane tahta çubuk ve çengelli ve çivi ve bir tane kağıt parçası. Şimdi mıknatısımızı yapıştırıyoruz. Kapağın üstüne ve bunları kavanozun içine dolduruyoruz. Şimdi de kapağı kapatıyoruz. Ve çeviriyoruz. Sonra da kapağımızı açıyoruz. Ay. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere ateşin yanması için oksijenin ihtiyacı olduğunu küçük bir deneyden göstereceğim. Gerekli olan malzemeler bir adet çakmak, bir adet mum, bir adet tabak, bir adet de cam kavanoz. Hemen başlayalım. Şu an oksijenli bir ortamda mumumuz yanıyor. Cam kavanozu kapatınca içindeki oksijen bitecektir. Oksijen bitmesiyle de mum sönecektir. Mumun sönmesi de mumun sönmesi olacaktır. Gördüğünüz gibi mumumuz sönmüştür. Ve mum söndü. Görüşürüz. Deneyimiz başarılı bir şekilde bitmiştir.
atayım. Çırptık. Şimdi şeker döküyoruz. Biraz çıkartayım mı? Şimdi döktüm şekerini. Şimdi karıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar şekerimizi döktük, karıştırdık. Şimdi sütümüzü döküyorum. Şimdi yağımızı döküyorum. Bir karıştırdık. Şimdi karıştıracağım. Şimdi bu kadarcık karıştırmak yeter. Şimdi bir tane kap alıyoruz. Sonra kabın içine döküyorum. Kaşık versene bir tane. Ve arkadaşlar kekimiz hazır. Bugün sizlerle karbonat ve sirkenin karışımı balonu şişirme etkinliği yapacağız. İlk başta malzemeleri sanacağız. Bu sirke, bu balon, bu karbonat. Evet. Hemen başlayalım sıkmadan. Tabii ki. Arkadaşlar şu anda karbonat içinde ve sirke de burada, hemen sıkmadan başlayalım. Ben yapmak istiyorum ya, bırakır mısın? Kapatarsa tamam, şişer şimdi. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Evet, çok güzel oluyor. Şişiyor gerçekten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sanki muzun şekli gibi bir şey oldu. Yani muz içeceği gibi. Merhaba arkadaşlar, Özel Lale İlkokulu 3C sınıf öğrencisiyim. Adım Zeynep Gökçe Tüyüz. Bugün sizlerle tuzlu suyun kaldırma etkisi adlı bir deney yapacağım arkadaşlar. İlk önce bu yumurtalarımızı alıyoruz. Kırılmayacak şekilde kaplara koyuyoruz. Ve tatlı suyumu alıyorum. Hemen kabıma koyuyorum arkadaşlar. Önceden hazırlamış olduğum tuzlu suyu da alıyorum. Hemen kabıma koyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tuzlu suyu döker dökmez tuzlu suyla birlikte kalktı. Ama tatlı suyu dökünce herhangi bir hareketlilik olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere tuzlu suyun etkisi adlı deneyi ispatlamış bulunuyorum. Tuzlu suyun kaldırma kuvvetini ispatlamış bulunuyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar.
arkadaşlar, bugün size çok sevdiğim bir deney yapacağım. Adı fışkıran köpüğü. İlk malzememiz kuru maya. İkincisi ılık su. Üçüncüsü hidrojen peroksit. Dördüncüsü bulaşık sabunu. Bir şişe huni. Hunimizi koyuyoruz şişenin içine. Hidrojen peroksiti döküyoruz. Sonra ardından bulaşık sabunu döküyoruz. Sonra kuru mayamızı döküyoruz. Döküyoruz. Arkadaşlar, kuru mayayla ılık suyu çok karıştırmamız gerek. Arkadaşlar, çok güzel patladı. Hoşça kal. Arkadaşlar, bugün sizlerle tekvando eğitimini öğreneceğiz. İlk önce bayrağa selam veriyoruz biz. İlk önce bayrağa selam, sonra da karşımızdaki rakibe böyle selam veriyoruz. İlk önce biz eldivenlerle başlıyoruz. Son tekme. Şimdi? Şimdi böyle şöyle tutuş yapıyoruz. Dirseğimiz şu yuvarlak yere değecek. Şöyle. Şöyle bir tutuş. Duruş. Duruşumuz şöyle. Şimdi eldivene geç. Aa, eldiven diyorum, pardon. Yastığa geçiyoruz. Yastıkta da böyle duruyoruz. Şimdi bacağımıza koyup şöyle tutuyoruz. Senin duruşun. O da böyle eldivenle çapraz tuttuğumuz gibi böyle vuruyoruz. İki. Üç. Canlı. Şimdi tekvandomuzu bitirdik. Bitirince istediğiniz yapabilirsiniz. Isınma hareketleri, ip atlama. Bunda hiçbir şey demiyorum. Herkese görüşürüz. Evet arkadaşlar, ben ikinci sınıfımdan Yunus Emre. Çizim deneyi yapacağım. Ama ilk karanlık ortam lazım. Bir el feneri lazım. Bir de kibrit lazım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben şu anda karanlık ortamdayım. Deneyimi şimdi yapacağım.
Işık alan cisimler bir gölge üretirken alevin bir gölgesi yoktur. Çünkü alev ışığın içinden geçmesine izin verir. Elimde kibrit gözüküyor, ateş gözükmüyor. Ben Eyvah'ımı Emir. Şunu kapattım. Yavaş. Bir daha, bir daha. Çok hızlı, yavaş yavaş üstlere göster. Evet, bir daha salla, gel. Evet. Sallan iyice, evet. Ayaklarını aç. Burada dur. Birleştir ayaklarını. Böyle dik dur. Ayaklarını dik tut. Evet. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Evet. Evet, köprü kuruyoruz. Evet. Kalkabilirsin. Var kraliçem. Kim? Söyle. Pamuk Prenses. Hemen bana acıyı çağırın. Geldim kraliçem. Pamuk Prenses'in bana kalbini getireceğim. Derhal kraliçem. Kraliçem, buyurun Pamuk Prenses'in kalbi. Ayna ayna söyle bana. En güzel var mı bu dünyada? Var kraliçem. Kim? Söyle. Pamuk Prenses. Öldü. Ölmesi gerekliydi. Kraliçem, avcı onun yerine bir ceylanın kalbini getirdi size. Pamuk Prenses ise şu an ormanın derinliklerinde bir yerde yaşıyor. Öyle mi? Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Şimdi size karbonatlı sirke deneyini yapacağım. Biraz karbonatı balonun içine döküyoruz. Sonra balonu çıkartıp şişenin ağzına geçiriyoruz. Karbonatı sirkenin içine döküp gaz haline geliyor ve balonu şişiyor. Şişenin ağzına geçiriyoruz. Karbonat
boşaltıyoruz. Gördüğünüz gibi üflemeden balon şişti ve bu şekilde oldu. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir soru soracağım. Acaba mavi yelkenli olan mı daha büyük yoksa kırmızı yelkenli mi? Hadi cevaba bakalım. Yan yana koy. Gördüğünüz gibi ikisi de aynı büyüklükte. Birini daha büyük olarak görmemizin nedeni kameraya daha yakın olmasıydı. Furkan'a bu güzel deneyim için teşekkür ediyoruz. Güle güle. Evet arkadaşlar, şimdi size yılan zeka küpünün en hızlı şekilde yapılışını göstereceğim. Bir bir daha iki, iki iki daha dört, dört dört daha sekiz, sekiz sekiz daha on altı, on altı on altı daha 32, 32 32 daha 64, 64 64 daha 128, 128 128 daha 256, 256 256 daha 512, 512 512 daha 1024, 1024 1024 daha 2048, 2048 2048 daha 4096, 4096 4096 daha 8192, 8192 daha 16.384.